Efendim, Pozitif Bakış programından herkese merhabalar. İyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Efendim, programımızda her zaman olduğu gibi birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de çok değerli konuğumuz var. Yavaş yavaş artık siyaset ısınıyor, gündem değişiyor. Gündem tamamen aslında siyasete de yaklaşıyor, siyaset konuşuluyor. Hani gençlerin arasında bile belki geçtiğimiz haftalarda birazcık AYT, TYT konuşuldu falan ama hamdolsun onlar da bir baba olarak bunu rahatlıkla söylüyorum. Onları da atlattık. Artık gençler arasında bile siyaset, ekonomi ve güncel konular daha çok konuşuluyor, konuşulmaya başlandı diyelim. Tabii gençler konusu önemli. Bunu ayrıca çok değerli konuğumuzla inşallah birazdan konuşuruz. Ki tüm siyasi partilerin gençler üzerinde bir zaten çalışması vardır. Gençlere yönelik planları, projeleri mutlaka vardır. Hazır yeri gelmişken de ben notumu alayım inşallah. Programın ilerleyen dakikalarında da çok değerli konuğumuza gençler konusunu yöneltmiş oluruz. Siyaset ısınıyor dedik. Dolayısıyla Konya önemli bir yer. Bunu her programda ifade etmeye çalışıyoruz. Dedik ki Konya siyasetin de merkezi. Ekonominin, ticaretin, her şeyin merkezi olduğu gibi Konya siyasetin de merkezi. Konya'da iktidar olmadan Türkiye'de iktidar olamazsınız. Bunu hep ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu programda da, pozitif bakışta da, bu stüdyoda da biz siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Konya kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz efendim. Ben sözü çok fazla uzatmadan hemen değerli konuğumuzu tanıtarak programa başlamak istiyorum. Zira konuşacak çok fazla başlığımız var. Efendim, bugün programımızda Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Sayın Hasan Ekici. Sayın Başkan, hoş geldiniz Hoş programımıza bulduk. efendim. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Bey. Hoş bulduk. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür Kırmadınız ediyoruz. bizleri. Pozitif Bakış Sağ olunuz. programınıza ve sizin kanalınıza teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Çok sağ olunuz efendim. Yayın hayatınıza da yaklaşık 6 ay oldu başlayalı. Evet, İnşallah evet. başarılar diliyorum. Çok sağ Sizlerin olunuz. tecrübeniz, birikiminiz zaten Estağfurullah. yıllardır değer katacaktır diye Konya medyasına, basına da diye düşünüyorum. Çok sağ olunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten aslında bu stüdyoda siyaset konuşacağız, çok şeyi konuşacağız. Konya tarımın merkezi. Gerçi geçtiğimiz programlarda ifade ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Konya'ya geldi. Konya bir tarım ülkesidir falan dedi ama yani ülke konusunu geçtik. Konya hakikaten bir tahıl bölgesi, tarım bölgesi. Dolayısıyla bunun da kıymetini bilmek lazım. Belki bununla alakalı birazdan sahada ne gördüğünüzü de soracağız. Ama onun öncesinde Konya'da Sayın Başkan, teşkilatlanmayı tamamladınız mı? Yani yarın seçim olsa hazır mısınız seçime? Kesinlikle biz şu anda Gelecek Partisi olarak tüm Türkiye'de öncelikle yaklaşık 76 ilde teşkilatlanmamızı, 650 ilçede Türkiye bazında teşkilatlanmamızı tamamladık. Bu aslında seçime girebilmek için de zaten bir standart şart, değil Tabii mi? Yani yani kıstas. 41 ilde kongre yapmak gerekiyor. Evet. Bunu zaten biz 1,5 sene önce tamamlamıştık. Hemen kuruluştan 6 ay içerisinde tamamladık ve 1 Kasım'da büyük kongreyi yaparak seçimlere girebilme hakkını elde etmiştik. Evet. Konya'da da Konya biliyorsunuz ilçe olarak Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en çok ilçesi olan ilimiz. 31 ilçemizin 31'inde de teşkilatlanmamızı tamamladık. Tüm ilçelerde ilçe başkanlarımız var. Sadece Derebucak'ta ilçe başkanımız var. Yönetimde kongreyi yapamadık. 29 ilçemizde de kongrelerimizi de yaptık. Hem teşkilatlanma hem de kongre için yasal prosedürleri de tamamladık ve kongrelerimizi de yaptık. Sayın İşte Genel Başkanın da zaten memleketi Konya'da önce her tabii şeyin tabii tamam olması lazım, tabii değil mi efendim? aynen. Genel Başkanımız hep bunu ifade ediyor. Ben Konya teşkilatını her zaman için diğer teşkilatlara örnek göstermem gerekiyor. Hem çalışmalarıyla, iş disipliniyle, işte iç barışıyla teşkilat içerisinde o noktalarda hep örnek göstermek. Tabii bu bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Ben teşkilat mensuplarımız, arkadaşlarımız hep onu söylüyorum. Evet. Hani Konya genel başkanın memleketi. Dolayısıyla biz Konya'yı her zaman için lokomotif olarak, örnek olarak göstermemiz gerekiyor ve tüm çalışmalarımızda arkadaşlarımız bu bilinçle hareket ediyor. Yani ciddi bir emek veriyoruz. Yaklaşık 2,5 yıl oldu
Konya teşkilatımız kurulları ve 2,5 yıldır da sürekli öncelikle teşkilatlanmaları bitirdik. Pandemiye rağmen, ekonomik sıkıntılara, zorluklara rağmen teşkilatlanmamızı bitirdik. Ana kademede kadındır, gençliktir. Ve yaklaşık 600'e yakın mahallede de mahalle teşkilatlanmamızı da tamamladık. Mahalle başkanlıklarımızı atadık. Evet, bu arada hemen yayın öncesinde de Sayın Davutoğlu tevafuk oldu, değil mi? Aradı. Evet. İzleyicilere selamlarını iletti. Evet. Biz de buradan iletmiş olalım. Evet, Sayın Genel Başkanımıza biz de yayın programımız hakkında bilgi vermiştik. Genel Başkanımız da hem hemşehrilerimize hem de sizlere selamlarını iletti. Üzerimizde kalmasın. Dolayısıyla Konya'da Gelecek Partisi'nin beklentileri, hedefleri yüksek. Dolayısıyla biz bu bilinçle teşkilatlar olarak çalışıyoruz ve sürekli sahadayız. Seçim sahada kazanılır. Özellikle bu dönemde ekonomik kriz var, ciddi sıkıntılarımız var. Çiftçilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin enflasyon ciddi bir anlamda orta kesimi, alt kesimi bitirdi. Saha ne diyor efendim? Sahayı konuşalım birazcık. Ekonomiye zaten sahayı konuşurken ekonomiye de girmiş olacağız. Şimdi yani sadece saha değil, vatandaş olarak bizim de ekonomimiz önemli. Yani bunu konuşmak lazım en başından. Kesinlikle. Buyurun efendim. Şimdi saha şu anda bu özellikle 1 yıldır, 1,5 yıldır işte kurdaki artıştan ve bunun fiyatlara yansımasından dolayı ciddi bir hayat pahalılığından şikayet var. Bu evet. Net. Ve özellikle kırsal kesimde köylere, mahallelere, biz mahalle ziyaretleri de yapıyoruz. İşte geçen hafta Hadim'deydik. İşte ondan önce Beyşehir, Seydişehir, hemen hemen tüm ilçelerimizi düzenli olarak haftada en az bir ilçe, hem ilçe merkezi, bazı ilçelerde büyük mahallelere de gidiyoruz. Sürekli de vatandaşla temas halindeyiz ve her kapıya giriyoruz, her kapıyı çalıyoruz. Çünkü elhamdülillah alnımız ak, başımız dik. Genel başkanımızın bir kuruşluk bir kamu malına göz dikmişliği yoktur. Bunun mücadelesini vermiştir elhamdülillah. Şeffaflık yasasıyla, imar antlarının kamuya kazandırılması. O noktada sahada elhamdülillah alnımızak ve her kapıya giriyoruz. Her kapıda da Gelecek Partisi'nin neden kurulduğunu, yarınlarda Gelecek Partisi'ne bugün de yarın da neden ihtiyaç olduğunu gönül rahatlığıyla anlatıyoruz. Tabii ki bazı önyargılı vatandaşlarımız anlamakta zorlanıyorlar ama biz birçok vatandaşımız bizi dinledikten sonra bizlere hak veriyorlar ve ciddi bir teveccüh olduğunu da Gelecek Partisi'ne, bizlere, çünkü Genel Başkanımızın Konya'lı olması tabii önemli bir, bu noktada bizler için hem güç hem de bir sorumluluk alış. Çiftçilerimiz çok şikayet, Mehmet Ali Bey. Yani özellikle ne istiyorlar efendim? Çiftçilerimizin temel sıkıntısı, biliyorsunuz, bu enflasyon, fiyatların sürekli artması en çok tarım girdilerinde evet, oldu. Özellikle maliyetlerdeki artış. Bugün tarlayı sürecek çiftçi kontağı çeviriyor traktörün, 400'e doldurduğu depoyu bugün 2000 lira 2500 liraya dolduruyor. Yani yaklaşık, işte biliyorsunuz, motorun 7 liradan bir yılda 30 liralara dayandı. Yani bu 4-5 katlık bir artış ve temel maliyet. Ondan sonra gübre bir yılda %300'ün üzerinde, 400'e yakın bazı gübre türlerinde zam geldi. Yine ilaçla ciddi bir zam var, %300'e 400'e yakın. Keza tohumda ciddi bir zam var. Ve bunları tabii girdi maliyetleri artınca çiftçimizin gelirleri aynı şekilde artmıyor. Geçen sene mesela buğdayın tonu 2 milyar 300 liraydı. 2.300 lira açıklamıştı devlet. Sonbaharda ekim yapılırken 3.000 lira, 4.000 lira çıktı maliyetleri, ekim maliyetleri. Ve sürekli artıyor ekim maliyeti. Şimdi yine bu sene de aynı şekilde. Biliyorsunuz geçen şey açıklandı, buğday taban fiyatı açıklandı. Evet. Yani biz orada bir açıklama yapmıştık genel başkanımız. Yani buğday taban fiyatının şu anki maliyetlerle 6,5 liraya bulduğunu ve bunun Eylül-Ekim döneminde, yani Ekim döneminde bu artışın durmayacağı, çünkü sürekli kur artıyor, fiyat artışları var, durmayacağını ve en azından minimum 8 lira düzeyinde açıklanması gerektiğini buğdayın söylemiştik ama iktidar bunu 7 lira açıkladı. 6 artı 1 lira olmak üzere kilogramda. Bu 1 lirayı da Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satan çiftçilerimiz alacak. Bu şu anda yeterli mi? Hani şu anda işte maliyetler 6-6,5 işte 5,5 falan var. Hani şeye göre değişiyor. Adana bölgesinde, Güney bölgesindeki maliyetle bu taraftaki, evet, ama yine ortalama şu anda 6 liraları buluyor ve bu noktada da çiftçimizin temel sıkıntısı ektiği maliyeti hasat ettiği zaman karşılayamıyor. Yani bunu görüyoruz. Sahada ticarette de görüyoruz. Özellikle fiyatların sürekli artması. Bugün bunu adam diyor ki ben 150 liraya satıyorum. Ama evet. Bu arada gelen mesajlara bakmaya çalışıyorum. O yüzden
çok doğruya takılıp kalmak da istemiyorum yani. Evet. Çünkü konuyu dağıtmayalım. Buyurunuz evet. efendim. Bunu 150 liraya satıyor ama geri almaya gittiği zaman belki bunu 150 liraya sattığı fiyatı alamayacak sektörler var. Evet. Geçen bir galerici arkadaşa uğradım. İnanın günlük fiyat değiştiriyoruz diyor. Pazarlığı yapıyoruz. Bir gün sonra almaya gidiyoruz. Adam satmaktan vazgeçiyor diyor. Böyle fiyat istikrarsızlığının olduğu bir ekonomide ticaretin olması mümkün değil. Fiyat istikrarının olmadığı bir ekonomide. Vatandaşlarımız ticaretçi ticaret yapamıyor. Çiftçi ekemiyor, ekse maliyetini karşılayamıyor. Emekliler bugün sahada çok emekliyle de karşılaşıyoruz. Ve ciddi anlamda biz geçinemiyoruz diyorlar. Yani Mehmet Ali Bey 2500 lira emekli maaşı alan yaklaşık 2 milyon emeklimiz var. 2 milyon. Şu anda. Tabii tabii. Yaklaşık 3,5 milyon emeklimiz 3500 lira ve altında emekli maaşı arıyor. Bugün açlık sınırı 6000 liralara buldu hesaplamalara göre. Ve sürekli de artıyor. Çünkü fiyatlar artınca artık şey de yükseliyor. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı. Yoksulluk sınırı 15-16 bin lira olmuş. Ve 3000 liralar, 2500 liralar insan onuruna yaraşır bir emeklilerimiz için ömürlerinin son demlerinde rahat yaşamaları gereken emeklilerimiz yaşayamıyorlar ve emekliler önemli bir kısmı son dönemde çalışma talebi arttı yani. 65 yaşında 60 yaşında insanlar geçinemediği için çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu nasıl emeklilik oluyor? Yani sahada her kesim asgari ücretliler keza zorlanıyorlar. İşleri çalışmaya başlıyor. Yani bu genel anlamda söylüyorum ben. Hani sahadaki evet. Tecrübelerin genel birikim anlamında söylüyorum. Hani birçok ilçede farklı farklı şeylerle karşılaştık. Dolayısıyla genel anlamda ekonomik sıkıntıdan dolayı bu son dönemde dolayı esnaf vatandaşlarımız çok ciddi anlamda sıkıntılı ve tabii bu nereye gidiyor? Bu şuna gidiyor. Ekonomiyi kim düzeltecek? Bu iktidar artık bunların üstesinden gelemiyor olmasını ciddi anlamda önemli bir kitle yapıyor. Hala iktidar umudu olanlar var ama ciddi anlamda da artık bu iktidarın sorunları çözemeyeceği noktasında net kanaat bildirenler var. Hatta daha da ileri gidip bunlar bir gitsin de kim gelirse gelsin modunda da özellikle son dönemde ciddi sağ tepkiler almaya başladık. Yani aday önemli değil. Artık hani daha kötü olamayız. Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin şeklindeki tepkiler de artmaya başladı. Sayın Başkan, tam da burada bir şey sormak istiyorum. Yani Gelecek Partisi olarak vatandaşa bu anlamda ne vaat ediyorsunuz? Yani tamam biz gelirsek işte tarımı düzelteceğiz, destek vereceğiz ya da mazotu ucuzlatacağız mı? Ne söylüyorsunuz? Ya da Gelecek Partisi'nin bu anlamda projeler ne? Nasıl düzeltecek? Şimdi Mehmet Ali Bey, Genel Başkanımız hem başbakanlık tecrübesi var, ülkeyi yönetmiş, hem AK Parti döneminde ciddi bir Dışişleri Bakanlığı, bakanlık şeyi var, tecrübesi var. Hem de derin bir akademik birikimi var, hem uluslararası alanda hem de sosyal bilimlerde. Tabii böyle olunca işin hem reel pratiğini yani toplumun ihtiyaçlarını işte kesimlerin, çiftçilerin, memurların, işte sahanın, ekonomik bilimlerin taleplerini hem de genel anlamda dünyanın gelişimini, akademik derinliği de olan bir şey ve bu çalışmalarımızda da bu çerçevede oluşuyor. Bu çerçevede daha parti kurulur kurulmaz parti organlarıyla beraber politika izleme kurulları oluşturuldu. Her alanda yani mevcut gölge kabine dediğimiz ve bu kurullar her alana ilişkin olarak iktidara Gelecek Partisi geldiği zaman hangi programları, hangi modelleri uygulayacağız, işte tarımda hangi modeli uygulayacağız, adalette hangi modeli uygulayacağız, bunların çalışmaları yapıldı. Mesela çok ilginçtir, şu anda temel eleştirilerimizden bir tanesi neydi? Şu anki tüm bu ekonomik sorunların temelinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiydi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işte tek adamlığa götüren, yasama, yürütme, yargıyı ortadan kaldırıp güçler birliğine dönüştüren, denetlenemeyen, sorgulanmayan, hesap vermeyen bir yapının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklandığını bunu değiştirmemiz gerektir. İşte bunun için de güçlendirilmiş parlamenter sistem modeliyle bunun önce bir devlet anayasal düzenin değişmesi gerekir dedik. Ve daha birinci yılımızda partimiz kuruldu. Birinci yılımızda güçlendirilmiş parlamenter sistem modelini ilk kamuoyuna paylaşan Gelecek Partisi. Profesör Doktor Serap Yazıcı, Türkiye'nin sayılı anayasa hukukçularındandır. Bizim insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız ve Ergun Özbun Hoca ile beraber güçlendirilmiş parlamenter sistem modelimizi önerdik. Tamam, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiriyoruz ama nasıl bir model öneriyoruz? Yani alternatifi bu diyorsunuz. Bu diyoruz. Yani bu yanlışsa alternatif doğrusu bu diyorsunuz. Bunu derken de ya siz işte geçmişin koalisyonlarına işte parlamenter sistemi biliyorsunuz 82 anayasasıyla ve gerçek bir parlamenter sistem değildi.
darbe döneminin anayasasını şeydi. Çünkü parlamenter sistemde cumhurbaşkanı güçlü olmaz. Cumhurbaşkanı sembolik olur gerçek parlamenter sistemde. Ama bizim bu sistem önceki parlamenter sistemde cumhurbaşkanı güçlüydü ama şeydi, sorumsuzdu. Dolayısıyla bunları da ortadan kaldıracak şekilde o yüzden güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Yani vatandaşlarımız, özellikle iktidar, bunlar işte geçmişin kötü koalisyon istikrarsız dönemlerine götürmek istiyorlar gibi bir sav iddia ediyorlar. Mesela bu sistemde hükümet kurulmadan hükümetin düşürülmesi engelleniyor. Bu mesela bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan bir sistem. Oradaki istikrar, ama en önemlisi ne biliyor musun Medali Bey? Ortak aklı, istişareyi ortaya koymamız gerekiyor. Şu anda yaşadığımız birçok olayda, bu ekonomik krizde de işte faiz neden, enflasyon sonuç olduğu üstünde de birçok alandaki temel sıkıntı ortak aklın, istişare kültürünün, devlet aklının, kurumsal aklın ortadan kalması, ortadan kaldırıldığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bugün Merkez Bankası örneği bunun çok somut örneğidir bakın. Beğenmedim onu, sözümüz dinlemiyordu, aldık o Merkez Bankası başkanını, onu getirdin, onu götürdün. Hani istikrar vardı değil mi? Tek kişi yönetiyor, bir de bakanlar kurulu da yok. Cumhurbaşkanı ne derse o. Tek imzayla. İstediğini alıyor, istediğini. Var mı itiraz edebilecek yürütmede, yasamada bir güç? Yok. Buna rağmen niye kaç tane Merkez Bankası değişti? Kaç tane Maliye Bakanı değişti? TÜİK. Kaç tane TÜİK Başkanı değişti? Açıklanmadan iki gün önce daire başkanı değişiyor. Kurumlar, devlet aklı bitti, ortak akıl bitti. Ve bunun yansımasını maalesef bugün 84 milyon fakirleşerek, yoksullaşarak çekmeye başladık. O yüzden şimdi, o yüzden parlamenter sistem, o yüzden meclisteki ortak akıl. O yüzden altılı masa. Hani evet, oraya da gireceksek. Yani konu mutlaka, çok yani, mutlaka geleceğiz ama şimdi Sayın Başkanım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Gelecek Partisi her alanda. Şimdi biz yani sadece bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kesinlikle gelecek ekonomi modelini açıkladık. Yani ekonomide de ekonomide şu an diyorsunuz. Tabii. Eğitimde de var. Aynen öyle. Sağlıkta da var. Her alanda. Gelecek ekonomi modelini açıkladık. Adalet, gelecek adalet modelini açıkladık mesela bir ay önce. Yani şu an yargıda kararlar 7-8 yıl bulabiliyor. 10 yıla çıkar yargı kararı. 10 yılda adalet tesis edilir Mehmet Ali Bey. 10 yılda neler değişiyor? Dolayısıyla yargı sistemini bu haliyle yürütmeye bağlı bir yargıyla, bağımlı yargıyla adaletin üretilmesi mümkün değil. Adaletin olmadığı toplumlarda da çöküş, toplumsal barış olmaz. Ve adalet toplumların yükselişinde de düşüşünde de en önemli unsurlardan bir tanesidir. Yargı bağımsızlığını, hukuk devletini tüm unsurlarıyla oluşturmadan kalkınma da olmaz, ekonomi de olmaz. Dolayısıyla gelecek ekonomi modeli, adalet modelini açıkladık. Ekonomi modelimizde üretime dayalı Mehmet Ali Bey. Şimdi şu ürün burada ne var? Bakın bu adam tekel konumunda. Dünyada hızlı gelen alır diyor. Rakibi yok. Piyasası belli. Alıcıları belli. Evet. Ve fiyat rekabette yok. Markayı izleyicilerimiz da tahmin etti zaten. Yani şey açısından sıkıntı olur mu bilmiyorum ama şöyle söyleyelim. Burada ne var biliyor musunuz? Burada üretim var. Ama nasıl üretim var? Burada Ar-Ge'ye dayalı üretim var. Araştırma geliştirmeye dayalı. Yani burada akıl var. Burada bilim var. Mühendislik var. Buraya mühendisleri koyuyorlar. Özel. Özel bir gelişim, yazılım gelişim. Bu bende var sadece. Dünyada bir. Ve bu istediğin fiyata satıyorsun. Niye? Bu ürünü, bu hizmeti üreten başka bir kurum yok. Üretimde bunu sağlayacağız biz. Yani Ar-Ge'ye dayalı, teknolojiye dayalı ve Türkiye'nin büyüyebilmesi için de milli gelirinin 30 binler, 20 binler, 15 binler falan geçebilmesi için de bu modelle ancak olabilir bu. Yoksa inşaatla, hafriyatla 20 yılın sonunda geldiğimiz ki dünyadaki neydi AK Parti'nin hedefi? Dünyada 10. ekonomi olacaktık değil mi? 2023 hedefte. Yani inşaat yapmayalım demek mi bu Sayın Başkan? Ya inşaat, oraya da bir inşaat da ihtiyaç. Nüfus artıyor, konut ihtiyacı evet. Var mutlaka. Ama bu bizim gibi ülkelerin temel sıkıntısı tasarruf açısından. Üreterek kazanalım. Üreterek kazanalım. Ama nasıl üreterek? Uluslararası alanda rekabet edebilecek. Yani bizim ihracatımız şu anda kur riskini biz niye yaşıyoruz şu anda? Dış ticaret açığımız sürekli artıyor. Enerjide dışa bağımlıyız. Dış ticarette biz katma değeri yüksek ihracat ürünleri sürekli hale getiremezsek, bu yapıya dönüştüremezsek ki dönüştürülemedi. İhracat arttı ama ithalat daha fazla artıyor. %70 genel anlamda ithal girdiyle ihracat yapıyoruz. Bu ekonomik modeliyle biz kur riskleri yaşamaya hep mecburuz. Ancak dışarıdan çok sürekli sermaye akarsa o borlukla belki kurlar şey yapılabilir. Ama bizim esas kalıcı yatırımları buraya çeken bu üretim modelini uygulamamız lazım. Şimdi Sayın Başkan, burada merak ettiğim bir şey var. Yani sizin hazırladığınız programlarda yani döviz kurunun işte dalgalanması, bu kadar yükselmesi, fahiş fiyatların fahiş yükselmesi
yoktu herhalde. Yani sağlıkta bu kadar, ekonomide bu kadar yoktu. Bunu vatandaşa sahada nasıl anlatıyorsunuz? Yani biz üreteceğiz, tamam üret, bitti mi? Yani vatandaşa neyi anlatıyorsunuz? Köyde yani Ahmet amcaya ne anlatıyorsunuz? Şimdi biraz böyle bir şey, iletişimde bir sıkıntımız, yani doğru söylemek gerekirse oluyor. Çünkü hani bizim anlattığımız bu şeyler biraz böyle hani akademik mi kalıyor ya da böyle üst düzeyde mi kalıyor? Yani vatandaş bunu nasıl anlayacak şeklinde öyle kendimiz öz eleştiri de yapıyoruz. Ama tabii şimdi vatandaşın o kesimi var ama okuyan, sorgulayan bir kesim de var. Dolayısıyla hani lokomotiflik yapmak gerekiyor. Evet. Hem aydınların görevi, yani okuyan kesimde şeyi bu. Tabii ki onların anlayacağı dilden daha böyle siyasi, stratejik çalışmalar yapılıyor ama biz şunu vaat ediyoruz vatandaşa. Biraz önce emeklilerden bahsettik ya, şeyde Karapınar'da bir tane amca geldi. Ya dedi, biz dedi 90'larda 80'leri de gördük dedi, 70'leri de gördük dedi. Karapınar'a selam saygılarımızı gönderelim, evet, Karapınar'a bu arada. Karapınar'a da selamlarımızı iletelim hem teşkilatlarımıza. 80'leri de gördük. Bak amca dedim, İtalyan, Alman, İngiliz, senin yaşındaki amcalar, dedeler her yıl dünyayı geziyorlar. Mısır piramitlerine gidiyorlar. Nasıl geziyorlar? Milli gelirleri 30 bin, 40 bin, 50 binlerde. Ve bu gelirden tüm toplum öyle ya da böyle pay alıyor. Şimdi sen hiç, Burak sen yurt dışına çıktın mı, hacca gittim dedi. Bir hacca gitmiş. Şimdi ya işte 80'ler, 2050'lere geldik. Senin ömrün bitmiş amca. Ama senin torunun var. Senin çocuğun var. Hadi çocuğun da hadi geçti. Zor artık şu anda bir iyi miktar gelse bile 10 yılda, 20 yılda 15-20 lira bulmak kolay değil yani kısa vadede. Yani bir 15 yıl, 10 yıl gerekiyor. Dolayısıyla geçti ama torununu, böyle bir Türkiye istiyoruz biz. Yani senin torunun dünya turu yapabilecek emekli maaşıyla, geliriyle. Bu zor değil. Bunu yapmışlar. Biz de yapabiliriz. Ama nasıl yaparız? Bu yönetim tarzıyla, bu kültürle olmaz. Değiştirmemiz lazım. İşte Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi bu kültürü oluşturabilecekti. Bu kadrolar var. Bu kadrolarla bu yapılabilir. Bunu vatandaş anlatıyoruz. Tabii ki şey değil. Yani kanaatkar bir toplumumuz da var. İşte Allah bereket versin 2500 liraya diyen amcalarımız var. Evet. Ama biz her zaman için hedefi büyük koyacağız. Yüksek partimizin ilk maddesi Mehmet Ali Bey insan. Birinci maddesi. Evet. Orada diyoruz ki insan onurunu korumak ve yüceltmek partimizin temel hedefi. İnsan onuru nasıl korunur, nasıl yüceltilir? İnsanın temel ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılayabilecek maddi bir ekonomik seviyesi oluşturması gerekiyor. Nasıl olacak? İşte ekonomi politikaları olacak devletin. Şimdi Merkel görevi bıraktı, değil mi? 16 yıl iktidarda kaldı. 25 bin dolarmış kişi başı milli geliri. Bıraktığında 45 bin dolara çıkarmış. 16 yılda. Reislik bu. Ülkenin insan onuruna yaraşır seviye getirmiş. Daha da artırmış refahı. Siz bunu vaat ediyorsunuz. Biz bunu vaat ediyoruz. Evet. Adil ve müreffeh Türkiye vizyonunda da bunu vaat ediyoruz. Bugün gençler dediniz biraz önce girişte Mehmet Evet. Ali Bey. Gençler kısmını not aldım. Sürede çok hızlı ilerliyor bu arada. 12-13 dakikamız var. Öyle mi? 15 bayağı dakikamız. Bayağı da şey yapmış Mehmet Ali Bey. Şöyle işte gençler. Bugün gençler işte biliyorsunuz birçok anketlerde, sosyal çalışmalarda gençlerin ciddi oranda yurt dışına gitme eğilimleri var. Tıp fakültesinde okuyan arkadaşımın çocuğu yurt dışına gideceğim diyor. Daha tıpa bu sene başlamış. Oğlum derdin ne hani şey ne falan. İşte kendince şeyler var. Eleştiriler var. O gençliğinin verdiği bir şeyle delikanlı. Beklenti yüksek. Beklenti belki. Yüksek. Şimdi birçok şey oluyor ki şimdi Avrupa, Almanya'daki diyor genç diyor işte 25 yaşlarında BMW'ye binebiliyormuş diyor. Audi'ye binebiliyormuş diyor. Ben nasıl bineceğim diyor. Şimdi gençlerde genç işsizlik şu anda %30'lara vardı. Ve diplomalı işsizlik, lisans yani yüksek lisanslı işsizlik var. 700 bin tane öğretmen atamayı bekliyor Mehmet Ali Bey. Ve ha tamam iş beğenmiyorlar diyor. Sanayideki bazı ya işte biz adam alıyoruz bulamıyoruz. Tamam ama o da ayrı bir realite. O da ayrı realite ama şöyle belki üzerinde konuşulacak önemli konulardan bir tanesi de o değil ama, mi? Partilerin bu konuya da çalışması lazım Sayın Başkanım. Kesinlikle. Onu da atlamamak lazım. Belki ilerleyen programlarda inşallah onu da ayrıca konuşabiliriz. Tabii. Buyurunuz efendim. Yani burada YÖK ne yapar? Adı üzerinde yüksek öğretim planlama yapması lazım değil mi? Bizim Türkiye'nin 10 yıllık, 20 yıllık perspektiflerde hangi sektörlerde ne kadar insan kaynağı ihtiyacına var? Evet. Kalifiye elemanı yetiştirebilmek Evet, bunlar hangi alanda şimdi bunlar yapıldı mı? Her ile
üniversite açıldı. Ne diye açıldı? İşte oranın ekonomisi gelişsin diye. Böyle bir bakış açısıyla bilimsel planlama yapılabilir mi? Ondan sonra çocuklar bilmiyorlar birçok. Hani bilinçli tercih yapmadılar. Aileleri de çok şey değil. Yazdılar, gittiler. Mezun oldular. Aile kaynak ayırdı. Devlet kaynak ayırdı. Hoca ayırdı. Bina ayırdı. Bitirdi şimdi çocuk. Çocuğun beklentileri de farklı şimdi. Sen jeoloji mühendisi, ne bileyim, bir mühendisi okumuş çocuğa gel şurada şunu yap diyemiyorsun. O çocuk hem eğitimini almış hem psikolojik olarak hazır değil. Şeyde, sanayide ben ona bir şey veremem diyor. Dolayısıyla gençlerde de bu ufku, partimizin ismi Gelecek derken hep onu ifade ediyoruz. Gençlerin geleceği. Yani vizyonumuz gelecek vizyonu olması lazım. Yarınlar. Yarınlar geliyor. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ve her geçen, bu şekilde geçen zaman israf. Kaybediliyoruz. Daha ileri gitmemiz gerekiyor. Her yıl kayıp. Bu kaybı bir an önce değiştirmek için de seçimin bekliyoruz. Bir an önce olması lazım. Çünkü var mıdır efendim? Bu arada erken seçim olur. Erken ya seçim da şöyle Mehmet Ali, teşkilatlara öyle bir talimat var mı genel merkezden? Talimat yok ama şöyle, yani inanın vatandaş şu anda ciddi anlamda bıçak kemiğe dayanmış durumda. Yani bu şu yanıtmaz. Seçim çözüm mü diyorsunuz yani? Kesinlikle. Yani çünkü sorunların nedeni dış, dünyada ekonomik kriz var, biz de ondan etkileniyoruz değil. Bu lütfen buna inanmasın vatandaşlarımız. Tamam, dünyada kriz var. Ama bizdeki 10 etkinin ikisi dünyadan, 8'i bizden. Sri Lanka bugün iflas ettiğini açıkladı bu arada efendim. Yani, evet. Yani Sri Lanka tamamen iflas, ekonominin bittiğini, krizi geçip bir sonraki aşaması devletin bittiğini, yani evet. Ülkenin bittiğini moratorium açıkladı. Moratorium ilan etti, yani borçlarını falan ödeyememe yani falan. Yani henüz o kadarına gitmedi ama tamamen ülkenin iflas ettiğini açıkladı bugün. Maalesef hani biz bunları çok da... Yani dünyada da genel bir şey var, bunu da atlamamak lazım. Ya şöyle bakın... Sri Lanka ile Türkiye'yi aynı kategoriye koymuyorum bu arada, yanlış olmasın. Ama çok kolay bir süreçten de şimdi, dünya olarak geçmiyoruz. Doğru, bunu söylemek geçiyoruz lazım. Ama rakamlar ortada Mehmet Ali Bey. Mesela şu anda bizim dünyada en kötü performans göstergelerimizden bir tanesine enflasyon, değil mi? Enflasyonumuz kaç bizim? Bugün TÜİK'in açıkladığı, bağımlı TÜİK'in açıkladığı %70. ENAG'ın açıkladığı, bağımsız kuruluş, %160. Şeyde Almanya'da 41 yılın enflasyonu, rekor enflasyonu diyor iktidar açıklamalarında. İşte Fransa'da 31 yılın, Amerika'da 38 yılın rekoru. Kaç olmuş o oranı da söyleyin. İşte 3'ten 8'e çıkmış. 7.89. Avrupa Birliği'nin ortalaması 5. Şimdi sen Ağustos'ta geçen sene bu faiz neden enflasyon sonuçtur sürecin başlamıştı ya, geçen sene Eylül ayında. Evet. 2021 Eylül ayında. Ağustos'ta bizim enflasyonumuz 19'du. Şimdi 70'lere gelmiş TÜİK'te. Aradaki farka bakar mısınız? Yani %7 nerede? %70 nerede? 70'te gerçekliğini de vatandaşlara bırakıyorum. Biraz önce verdiğim oranlar gübrede, şeyde, birçok üründe %200'ün yani. Üzerinde şey gıdada, var. Gıdada değil mi? Tabii çok gıdada farklı. Birçok özel ürünlerde %200-300 lira var. Akaryakıtta daha fazla yani. Temel mesela vatandaşın en çok kullandığı mutfak gıdalarını aldığınız konutta, zaman. Konutta, kirada yani hakikaten kirada çok, çok fazla. Çok büyük farklar çok büyük var. Fark var. Ve bu, kusura bakmasınlar ama bunun en önemli nedeni bizdeki devalüasyon. Bakın 2021 yılı Eylül ayında 1 dolar 8 liraydı. 2021 Eylül, 7 ay önce, 8 ay önce. Faiz nedeni, biz faizleri düşürüyoruz kararı aldı Sayın Cumhurbaşkanı. Politika faizde 19'du. Eylül'de 18'e düşürdü. Ve sonra hızlı bir şekilde ne oldu Mehmet Ali Bey? Kur fırladı ve şu anda kur ne kadar? 2'ye katladı. 17 lira oldu. Evet. Bu fiyat artışlarının en büyük nedeni kurdaki bu artış. Gençler konusunda tekrar dönelim mi Sayın Başkan? Gençler konusunda ne tür projeleriniz var hızlıca? Birkaç sorum daha olacak. Hepsine kısa kısa cevaplar şimdi lütfen. Biz gençlere onurlu bir gelecek vaat ediyoruz. Bunu nasıl vaat ediyoruz? Şimdi bakın, tabii ki kimsenin elinde mucizeler yok ya da sihirli de yok. Ekonomi işi de disiplinli, sistematik bir, kurallı bir çalışmalarını yapacaksın. Meyvelerini ondan sonra yemeye başlarsın. Ama bu kurallara, bu çalışma disipline uygun bir irade ve kararlılık olacak, bir model olacak. Şimdi biz gençlere bu noktada da mesela şu anda gençlerin en çok yakındığı işe girişlerde imtiyaz ve ayrıcalıklar var değil mi? Evet. İşte torpil, birinin yakın olma, işte partiye yakın olma, mülakatlarda biz ne diyoruz? Kamuda, kamuya girişlerde mülakatları kaldıracağız diyoruz. Ya bu şey mi? Ya önemli bir şey mi?
Ama bakın şu anda bizim Türkiye'de bu sorun. Düşünebiliyor musun? Normalde hani işte Allah torpili sevmez değil mi? Allah adil olmayı gerektirir. Bir kamuya birisi girecekse hak edenin girmesi gerekir değil mi? Ama ne yapılıyor biliyorsunuz kamuda ciddi anlamda? Mülakat yapılıyor. 5 kişi alınıyor. Sonra o mülakatlardaki saçma sapan sorularla mülakatlar kameraya alınmıyor. Şeffaf değil. Ve çok kolay bir şekilde hak eden çocuklar, yüksek puan alan çocuklar elenebiliyor. Birçok kurumda bunun örnekleri var. Yüzlerce örneği var. Biz o yüzden diyoruz ki gençlere hak eden girecek. Ve gençler arasında barışı sağlayacağız. Kamuya alışlarda neye dayalı? Liyakate dayalı. Ehliliğe dayalı. Kim kazandıysa sınavı o çocuk farklılığına da bakılmayacak. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Bu İmam Hatipliymiş, bizdenmiş, bu partiliymiş. Bu olamaz, olmaması lazım. Ne Liyakat sahibi ayrıcalık? kimse diyorsunuz, onunla Kesinlikle. çalışacağız Onun yani. farklılığı, mezhep farklılığı, ırk farklılığı olmaması lazım. Devlet hepimizin devleti. Eşit, onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temelinde. Dolayısıyla bu gayrimüslim de olabilir. Yıllardır buralarda İstanbul'da yaşıyorlar. Bu sadece istihdam sağlama konusunda değil. Gençlerin bir de sosyal beklentileri var, ekonomik beklentileri Nerede sansür var, yasası yasası. Evet. var. Siz de takip ediyorsunuz. Sizi de alanla ilgili hem basın kanununda ciddi değişiklikler Evet, var. ben UİGAT'ın da genel başkan yardımcısıyım. Uluslararası İnternet Gazetecileri, Evet. Gazeteciler Derneği genel başkan yardımcısıyım. Olumlu şeyler de var yasa içerisinde. Bizim bu konuda hem gazeteciliğimizde hem de internet yasasıyla alakalı zaten UİGAT olarak bir 22 maddelik bir taslağımız var. Geçtiğimiz haftalarda da yeri gelmişken özür dileyerek araya girdim Estağfurullah. Sayın Başkan. Geçtiğimiz haftalarda da meclis komisyonunun bizi davet ettiği ve bizim de tavsiyelerimizi ilettiğimiz bir çalışma. Ha, güzel. Böyle Şu bir an eleştiri de vardı. Hani aktörlerin çağrılmadığı kapalı kapılar ardında yok. hazırlan. Bizler de davet edildik. Bu tür STK'lar ciddi anlamda altyapısını oluşturabilen STK'lar davet edildi. Bizler de gittik orada. Genel başkan ve genel başkan yardımcılıklar düzeyinde 22 maddelik taslağımızı, tavsiyelerimizi sunduk. Ve kayır ekseriyeti de zaten komisyon tarafından kabul edildi, meclise iletildi. Bunu da yeri gelmişken iletelim. Buyurun efendim. İnternet haber sitelerine Evet, evet. muhataplık verilmiş. Güzel Muhataplık. olmuş yani Evet, evet, o bir evet. ihtiyaçmış. O Hep konu bahsediyorlar. hakikaten önemli. Hem destek belki verilir. Destek verilirken de ortadaki bilgi kirliliği ortadan kaldırılmalı. Yani bu sadece destekle alakalı değil. Bu beni de ilgilendiren bir vatandaş olarak, bir başka arkadaşımız da bir vatandaş olarak ilgilendiren bir konu. Zira hani Konya ifadesiyle söylemeye çalışıyorum. Kara çalmak çok kolaydır. Ama bunu çıkarabilmek zor. Yani attınız, muhatap yok. Hukuki altyapısı da yok. Dedi ki işte Mehmet Ali Elmacı şöyle. Yani o karayı çıkarana kadar akla karayı seçersiniz. Dolayısıyla bunun bir hukuki altyapısı olması lazım. Teyit etmediği hiçbir şeyi, hiçbir haberi burada yayınlamamamız gerekiyor. En önemli konusu bu. Evet. Tamam, destek Ama konusu ayrı ama o 29. madde özellikle sosyal medya oradaki o madde bayağı ciddi sıkıntılar içeriyor şu anki haliyle. Komisyondan geçti sanırım. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Bir suç tanımlaması var orada. İşte orada halkta panik, korku oluşturma saikiyle falan deniyor. İşte kamu düzeninin bozulması, iç ve dış işte güvenliğin bozulması, sosyal barışın bozulması gibi böyle ifadelere dayanmış. Şimdi burada bu kavramların hepsinin hukukçular şeyi ifade ediyorlar. Yani çok muğlak olduğunu, çok esnek olduğunu açık ya, kapı bıraktığını. yani bu şekilde olduğu zaman yani herkesin bu suçu işleme potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve bu suçu işlemekten dolayı haklarında iddianame düzenlenen ve 1 yıldan 3 yıla kadar, 3 yıl da az bir süre değil yani, Evet. 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Düşünün şimdi ENAG biraz önce bahsettim. Ben sık sık da referans veriyorum. Enflasyon Araştırma Grubu biliyorsunuz. TÜİK'in dışında bilimsel yöntemler, akademisyenlerin oluşturduğu bir grup. Evet. Onun enflasyon açıklamalarını paylaşırsak
Evet. Bu suçu işlemiş olur muyuz? Sevgili yönetmenim son 10 dakika diyor. Gerçi evet. Ben bir dakika sonra bakmışsam ve bir dakikası da gitti bu arada. Yani Sayın Başkan, burası zaten da önemli aslında. Cumhuriyet bunu da konuşmak Halk Partisi lazım da. Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, belki bir program konusu bu. İşte böylece meclisten geçerse Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, evet. Taşıyacağız dedi zannediyorum. Öyle açıklaması evet, var. Evet. Bakalım ne olacak? Biz bizi ilgilendiren kısmı ile alakalı tavsiyelerimizi, taslakları sunduk. Ama Onu şey, ifade edelim. Mehmet Ali Bey, şöyle şimdi tabii iktidar medyayı büyük oranda dizayn etti. Yani bu net yani. Özellikle ana akım medyayı büyük oranda. Dizayn edemediği, tam tahakküm altına alamadığı bir sosyal medya vardı. Şimdi sosyal medyayı da bu düzenlemeyle rahatlıkla tahakküm edeceği bir alan oluşturuyor bence Ben ve zamanlaması da çok manidar. Sayın Başkan, Seçimlerden önce. ben bu tarafından bakıyorum. Yani bir gazeteci olarak kesinlikle sosyal medyada bilgi kirliliğinden Doğru. yana Tamam. değilim. Bu arada siyasiler de arıyor. Teşekkür ediyoruz. İnşallah yayın sonrasında arar konuşuruz. Herhalde canlı yayına bağlanmak için falan değildir. Sayın Başkan, birkaç tane Mehmet Ali Bey, şöyle başlık var. bu Hızlıca konuyla onları ilgili tabii işleyelim ki inşallah. sosyal medyada insanları özgürlük demek, insanların kişilik haklarını, temel haklarını ihlal etme yetkisi hakkı vermez. Bu noktada da dezenformasyon vardır. Hani yok denemez, vardır ama bunu mesela komisyonda şunu söylemişler. Biz bunu Avrupa Birliği'nin gelişmiş ülkelerle de inceledik. Benzer düzenlemeler var diyor. Ama farkımız ne? Yargı bağımsızlığı. Bizim şu anda ülkemizde yargı bağımsız, özellikle savcıların bağımsızlığı, başsavcıların bağımsızlığı noktası, savcıların bağımsızlığı noktasında Türkiye maalesef ciddi anlamda demokratik ilkelerden çok geride. Ve bağımlı yargıyla bu maddeden istediği kişi hakkında iktidar suç iddianame hazırlatabilir, yargılatabilir. Çok net, çok basit yani. Evet. Sayın Başkan, gençlerle alakalı ekleyecekleriniz varsa Şimdi alalım efendim. Diğer konuya geçelim. Şimdi gençler bizim temel geleceğimiz ve en önemli olaylardan bir tanesi de ekonomik olarak gençlerin geleceğini hazırlamamız gerekiyor. Onların özgürlük alanlarını temel insan hakları temelinde genişleteceğiz birçok alanda. Tabii ki eğitimleri, kalitelerini artıracağız. Çünkü bunların hepsi birbiriyle de bağlantılı Mehmet Ali Bey. Yani evet. Adaleti tesis etmeden sağlıklı bir eğitim sistemi, sağlıklı bir sağlık sistemi oluşturulamıyor. Sağlıklı bir ekonomi sistemi oluşturulamıyor. Tüm hepsi birbiriyle entegreli ve her alanın beraber geliştirilmesi Biraz gerekiyor. ekonomiyle başlıyor, sonra sağlık eğitim diye devam ediyor. Kesinlikle. Sanki önce ekonomisi, Tabii ekonomi, gençlerin evet. ekonomisine. Eğitim sisteminde de Evet. Ciddi dönüşümler yapacağız. Bunu Eğitim Politikaları Başkanlığımız çalışmasını daha tamamlamadı. Hani somut model anlamında o çalışma devam ediyor. Evet. Sayın Başkan, anketlerde durumunuz nedir? Gelecek Partisi. Konya özelinde merak ediyorum. Aslında Türkiye genelinde birçok izleyicimiz takip ediyordur mutlaka ama Konya genelinde nedir Şimdi efendim? Şimdi Konya genelinde bizim en son Siyasi İşler Başkanlığımız hani durumumuzu görelim diye bir anket yaptı. Tabii bilimsel yöntemlerle ve işin uzmanlarıyla çalışıldı ve sadece taşraya gidilmedi. Sadece merkez ilçelerde bir anket yapıldı. Orada bizim Gelecek Partisi olarak 20.05 çıktık. Gelecek Partisi olarak Konya merkezde. Konya Merkezde. merkezde. 3 merkez ilçede. AK Parti'de ciddi bir düşüş var. 59'du en son 2018 şeyde. 37'ye bizim ankette 37 çıktı. Yine MHP'de 15'ten 7'ye 7 olarak bir önceki seçimde 15'ti, 7'ye düşmüştük. Yani iktidar bloğu toplamda 75'ti bir önceki seçimlerde. Bizim anketimizde yaklaşık 45 bandına düşmüş gözüküyor. Cumhur İttifakı altılı masayı değerlendirirsek de yaklaşık 48'lik bir oran çıkıyor. Yani 48'e 45 gibi Konya genelinde. Burada da sal çoğunluğun muhalefete geçtiği sonucunu şey yapıyoruz ve milletvekili seçiminde yani 8'e 7 olma durumu şu anki bizim çıkan anket. Tabii biz bunu yani normalde basınla da hani paylaşmadık ama tabii soran arkadaşları falan oldu. Öyle olunca şey oldu. Paylaşıldı. Altılı masa konusunda hazır ona girmişken Sayın Başkan, süremizin de sonuna yaklaştığımız için ben hızlı hızlı en azından birer ikişer cümleyle almak istiyorum. Altılı masa ayrı bir şey ama şimdi Konya'da altılı masanın temsilcileri bir araya geliyor mu? Mesela işte Deva Partisi İl Başkanı,
Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Ekici, işte Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Barış Bey ya da işte diğer o altılı masada yer alan partilerin il başkanları bir araya gelip oturuyor mu? Yani hiç konuşuyor mu? Konya'yı değerlendiriyor mu? Ya biz ne yapıyoruz? Tamam, genel merkezimiz bunları yapıyor ama biz de Konya'da bir araya gelelim gibi bir düşünceniz oldu mu? Oluyor mu efendim? Şu anda hani böyle altılı şeklinde bir araya gelmedik hiç yani. Ama birebir de görüşmelerimiz oluyor yani il başkanlarıyla, yani birebir ziyaretlerdir ya da resmi gayri resmi görüşmelerimiz oluyor. Ama bu şekilde oturmadık altılı masa olarak. Tabii bu şey değil yani, altılı masa genel merkeze Bir araya devam ediyor. Gelmeyiz anlamı çıkmaz. Tabii yani şey, zaten hani genel merkezlerin bu çalışmayı yaptılar. Biz hani altılı masanın seçim ittifakına da evrilmesi noktasında hani niyetlerimiz, kararlılığımız ortada. İnşallah seçim ittifakına da evrilir. Çünkü Mehmet Ali Bey, Konya bazında kısmi olarak biz tepki de aldık. Yani niye altılı masaya oturdunuz şeklinde, hani biz size oy verecektik işte şimdi tereddüt ediyoruz şeklinde. Altılı masaya bu ülkenin ihtiyacı var. Biz ilkesi olarak onu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisi ciddi anlamda siyasi ve bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bakın bu hala ya işte kriz var mı, dünyada var, şöyle böyle değil. Ciddi anlamda bir devlet krizi yaşıyoruz ve bu farklı görüşlerimiz olması, farklı partiler olması, bu sorunları beraber çözme noktasında güçlendirilmiş parlamenter sistemden başladık. Ortak bir iradeyi ortaya koymamız engel değil. Ve altı masaya oturulurken de oy oranları, bizim daha oy oranımız belli değil. Gelecek Partisi olarak, Deva Partisi, seçime girmedik. Oy oranlarına bakılmaksızın altı lider eşit şekilde oturacak dedi. Burada da ben CHP Genel Başkanı'nı hani bu şeyinden dolayı da takdir ediyorum. Çünkü hani oy oranına bakılarak lider tepki, siyaset bu yani, şey yapılabilir. Ama buna rağmen altılı masada eşit şekilde oturulacak. İşte Cumhurbaşkanı adayı mutabakatla belirlenecek ve ortak sorunlarımızı beraber çözebiliriz. İradesi önemli. Bu şu açıdan da önemli. Mehmet Ali, ülke çok kutuplaştı. Yani çok kutuplaştı ve bu kutuplaşmadan dolayı da herkes bir kesim diğer kesimi hainlikle, işte düşmanca tavırlarla ve bu işte saldırıya varan yukarıdaki dil aşağıya yansıyor. Ya bayram, değil mi? Bayram hepimizin milli dini değerimiz. Hemen önümüzde Kurban Bayramı Kurban var mesela. Kurban Bayramı var, evet. Şimdi biz daha önce iki kez, üç kez ya AK Parti'den, tüm partilerden şey istendi yani. Bayramlaşalım istendi yani. Ve bayramlaşma şeyi verilmiyor. Konya için mi? Yok, hayır. Konya'dan genel merkez diyorum. Genel, merkez. Genel merkezin tavrını diyorum. Zaten genel merkezin tavrı diğer teşkilatlara yansıyor. Ve bu yapılamıyor, biliyor musunuz? Tamam, muhalefette olabiliriz. Farklı düşünebiliriz. Ama Türkiye'de yaşıyoruz. Partimiz bu olgunluk seviyesini... Bu ülke için siyaset yapıyorsunuz sonuçta. Yani. Bu neden oluyor? Şimdi bakın, Merkel, biraz önce Merkel görevi bıraktı. Kazanan rakibi başka partide. Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Avrupa Birliği ile veda görüşmeleri yapıyor. Halef selef beraber elinden tutuyorlar, gidiyor, tanıştırıyor. Ben işte bıraktım, yeni şeyim bu diye. Avrupa Birliği komisyonlarında tanıştırıyor. Beraber görüşüyorlar. Şimdi bizim Türkiye'de görev değişimi olsa böyle bir siyasi iklim, kültür var mı? Yani ama şimdi bir de biz diyoruz ki işte biz Müslümanız, merhametliyiz, hoşgörülüyüz diyoruz ama siyasetteki bu sert, kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı dil nasıl oluyor? Şimdi Davutoğlu aynı Davutoğlu, Hasan Ekici aynı Davutoğlu. Biz AK Parti'de görev yaptık. Buraya, bu noktaya gelmemesi lazım siyasetin. Dilin. Sayın Başkan, sürenin de sonuna yaklaştık. Aslında son soruda benim yazışları müdürüm arkadaşım da onu bekliyor aslında bu soruya. Ne cevap verecek başkan diye. Tabii Sayın Davutoğlu'nun Konya'dan aday olup olmayacağı ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığının olup olmayacağı ile alakalı, hı hı, özellikle gazeteciler de merak ediyor. Son soruda ben de biraz gazetecilik yapayım istiyorum Sayın Başkanım, izin verirseniz. Cumhurbaşkanı adayı olmaz ise Konya'dan aday olur mu diye özellikle bu yazışları müdürümün sorusu, ben de size sormuş olayım. Şimdi genel başkanımız altılı masada potansiyel adaylardan bir tanesi. Biz Gelecek Partisi olarak, teşkilatlar olarak genel başkanımızın... Konuşuluyor mu efendim bunlar teşkilatlarla? Şöyle yani, yani sadece genel başkanımız için değil. Altılı masadaki diğer tüm liderler için de geçerli. Tabii diğer liderler için de geçerli yani. O masadan birisi olabilir, dışarıdan birisi de olabilir. Ama potansiyel olarak genel başkanımız da potansiyel cumhurbaşkanı adaylarından
birisi. Evet. Dolayısıyla karar verilir, altılı masa mutabakat verilir, değerlendirilir ayrı bir konu. Bizim gönlümüzden geçen de Sayın Genel Başkanımızın hem başbakanlık tecrübesi var, hem dünyayı tanıyor, Avrupa Birliği, Orta Doğu, İslam dünyası, hem doğudan hem batıdan oy alabilir. Ve işte birikimi birçok alanda artıları var Sayın Genel Başkanımızın. Hani ama tabii buna altılı masa mutabakatla karar verecek. Bu noktada da biz illaki genel başkanımız olsun, şu olsun derdim. Çünkü ülkemiz, derdimiz ülke. Bu geçiş sürecinden çıkılması lazım bir şekilde. Aday olmazsa Konya'dan aday olma gibi bir durum var mı? Şu anda için bunlar konuşulmadı. Daha gündeme hani diye şu anda bir öyle bir gündemimiz yok yani. Çünkü birçok Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi lazım. Ondan sonraki süreçte bu yeni süreçte genel başkanların fonksiyonları ne olacak? Hani iktidara gelinmesi durumunda bir kabine sisteminden bahsediliyor. Öyle bir sistem olursa genel başkanımızın pozisyonu farklı bir pozisyon olabilir. Yani milletvekili değil de hani oradaki Cumhurbaşkanı'nın adaylığından sonra bir kabine sistemine, ama bu somutlaşmadı yani. Nasıl bir anayasa buna imkan verecek mi? Yasalar imkan verecek alt mi? O da belli değil. Altyapı bir hazırlık çalışması var sanırım. Dolayısıyla öyle bir pozisyon olursa tabii yine değişir, ama şunu söyleyeyim. Hani genel başkanımız, hep genel başkanlar tüm Türkiye'de hep öyle şey yapılmıştır. Genelde İstanbul'dan aday gösterilir. Bu Türk siyaset geleneğinde bu şekildedir. Dolayısıyla hani genel başkanımız da İstanbul'dan, hani milletvekili aday olması durumunda İstanbul'dan olma ihtimali de var. Ama tabii bu o zaman konuşacağız. Hani Konya'da aday olması durumunda artısı eksisi ne olur? İstanbul'dan olması durumunda artısı eksisi olur. O dönemde işte bizim yeni bir ittifakla, ittifak içi ittifakla meclise girme durumumuz, bir sağ ittifak, işte Saadet, Gelecek gibi ya da işte yanına diğer parti. Bu ihtimaller de şu anda daha netleşmedi. Çünkü Cumhurbaşkanı olabilir adayı mi? Yani, şöyle öyle bir, şey bir görüşülme olmuştu zaten. Hani bu görüşülüyor, ama bu yani şey değil yani, ittifakın dışında değil de ittifak içerisinde bir sağ ittifak şeklinde mecliste böyle bir şey var. Ön görüşmeler yapıldı birebir, ama tabii daha şey olmadı. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmediği için o süreç zamanda olduğu için tekrar değerlendirilecek. Yani şu anda net değil diyelim Mehmet Ali Bey, evet, sonuç olarak. Sayın Başkan, teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Çok teşekkür çok ediyoruz sağ biz de. Ayağınıza sağlık. Bu imkanı verdiğiniz için bizlere sağ olun. Biz inşallah artık bundan sonra da burada siyasileri ağırlamaya devam edeceğiz. Sizleri de zaman zaman rahatsız edeceğiz, ağırlayacağız inşallah. Memnuniyetle her zaman bizlere fırsat efendim. verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, başarılar ayağınıza diliyoruz. Sağlık. Sağ kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim, bugün programımızda Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici Bey'i ağırladık. Sayın Başkan'la sahayı konuştuk. Birçok başlığı konuştuk aslında. Sahayı konuştuk, gençleri konuştuk, vatandaşı konuştuk, ekonomiyi, tabii sahayı konuşurken ekonomiyi de konuştuk. Dolayısıyla birçok başlığı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte çok değerli bir konuğumuz daha olacak. Efendim, yarınki programda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın. Tamam mı?